Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Tabiinlerden hayatını okuşturuyor, devam etmemiz. Keçeki dersimizde Amir ibn Abdullah at-Tamimi rahmetullahi aleyh hakkında ders başlayanıydık. Bugün inşallah devam etkizemiz. Amir ibn Abdullah Rabbisi'ye nime de münacat kıldı. Basralik bir kişiye nimeni amanat kıldı. Ve o bilen nimeyi kelişip aldı. Basralik bir kişi aytadı. Seferge çıktım bir kervan bilen. O kervanın içi de Amir ibn Abdullah ham bor idi. Tunkir geç bir daraxzor doliga to'xtadik. Amir özünün matohlarını jamladı. Otini bir daraxtga ipini uzun qilib bayladı. Yerdan otini to'ydiradigan xas-xashaylarni olib otini oldiga tashladı. Keyin daraxtzorga kirib ketib ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'zimga o'zim aytdim, dedi bu basralik kishi. Unga ergashib bu tunda u daraxtzorda nima bilan mashg'ul bo'lishligini kuzataman dedi. Odamlarning ko'zidan uzoqlashib, ancha ichkariga kirdi va qiblaga yuzlanib namoz boshladi. Uni namozidan ko'ra go'zalroq namozni ko'rmadim. Alloh qodir qilganicha namoz o'qidi-da, so'ngra duo qildi. Duosida shunday dedi: "Ilohim, o'zingning amring bilan meni yaratding. O'zingning xohishing bilan mana shu yerda meni qoyim qilding. So'ngra menga mustaqim bo'lda buyurding. Agar sen o'zing lutfing bilan meni mustahkam, mustaqim qilmasang, men qanday ham mustahkam bo'lay?" Mana shunday qilib Parvardigoriga munojat qildi. Har birta musulmonni Robbisiga munojat qiladigan lahzalari bo'lishligi kerak. Namozidami, tilovatidami, zikridami yoki shunday ko'chada yurib ketayotganidami? Avvalgi darslarimizda aytganmiz, ancha yillar avval munojat degan ibodat bor. Bu shunday ibodatki, Robbingiz bilan gaplashasiz. Ro'barangizda turgan odamni so'zingizni eshitayotganiga qanday ishonch bilan gapirasiz? Robbingizga xuddi shunday gapirasiz. Mashinada ketayotib gaplashib keting. Albatta qo'l ko'tarib qiblaga qarab tahoratli bo'lishi shart emas. Robbingiz bilan xuddi sizni eshitib turganiga ishonganingizdek gaplashib ketishligingiz. Inson mana shu munojat ibodatini qilsa, qalbi quvvatlanadi. Iymoni quvvatlanadi. Zaryadga oladi bizni tilda. Buni nima o'xshatsa bo'ladi, bilasizlarmi? Zaryadga qilib qo'yib ishlatiladigan fanallar bo'ladi-yu. Tokka sayib zaryadga qilib qo'yasiz, svet yoshganda shunday yoqsiz, lappatadi, ko'zingizni qamashtiradi. Ammo mana shu zaryadga qilish esidan chiqib qolgan payt bo'lsa, svet o'chib qolganda shunday yoqsiz, yonadi. Lekin nihoyatda bir yorug'ligi sus, zaif bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonning qalbini ham zaryadkasi bor. Bu Alloh taologa munojat qilishlik, birodarlar. Bir gaplashib ko'ringda, mashinada ketyapsiz, hech kim yo'q, ovozingizni chiqarib gaplashib keting. Parvardigor, shu mashinani ham yangilab bergin. Shu ko'chalarimiz ham yaxshi bo'lib qolsin. Xuddi eshitayotgandek gapirib ko'ringda, qilib ko'ringda, qalbingiz qanchalik quvvat olganini ko'rasiz. Ibodat, namoz, zikr, tilovat, ilm majlisi bularni barisi qalbni quvvatlantiradigan sabablar. Mana shular zaryadkalar bo'ladi. Qanchalar Alloh taolo bilan ko'p munojatda bo'lamiz, qalbimiz Allohga shunchalik yaqin bo'ladi. Amir ibn Abdulloh yana duo qildi. Ilohim, albatta sen bilasan, agar dunyo va uning ichidagi hamma narsa meniki bo'lsa, uni seni roziliging uchun mendan talab qilinsa, hammasini beraman. Nafsimni o'zimga topshirgin, ya arhamar rohimin. Ilohim, men senga ijobat qildim. Barcha musibatlarni men uchun yengil qilgin. Qazoga rozi bandalaringdan qilgin. Senga bo'lgan muhabbatim tufayli qanday tong ottirdim, qanday kech kirgizdim, menga ahamiyati yo'q. Senga bo'lgan muhabbat bormi qalbimda? Qanaqa tong ottirdim, ochmi, to'g'mi, qanday kech kirgizdim, yaxshimi, yomonmi, farqi yo'q. Muhimi senga bo'lgan muhabbat bor qalbimda. Basralik kishi aytadi. So'ngra ko'zim uyquga ketdi. Uyg'onib qarasam, hali ham namozda turar ekan. Keyin yana ko'zim ketib qoldi.
Uyganıp karasam, yana namazda durup diken. Rabbisi gibi bugün münacatta devamı iken. Şimdi halatta tanı attı. Amir ibn Abdullah at-Tamimi uxulamadı. Bu seferde ketiyekken adamı kılayken işi. İnsanını uxulamazdan tün ötküzüştü. Yakılge sıkadı mı? Ha sıkadı. Eğer Rabbisi bile münacatta ötküse bu tünlü. Uzak yıllar görüşmeyken ikide bir kalın yakın dost uçuraşıp olsa. Bilesi mi? Sohbetlaşıp tanı ötküzü oturadı uxulamaydı kalası. Ne mi üçün? Birbirini soğungan. Birbirine sohbetlese huzur halavat oladı. Uyku esi gekemiydi. Rabbisi ki münacat kıyken adamla ahvalı hemşündek. Allah Teala etti. Ya Musa, atuhibbu an akuna calisuk. Ey Musa, senge ham sohbet, senge dost, senge hamrah buluşumu haklıysan mı dedi. Musa aleyhisselam kuşudan ketip kaldı bunu işte. Uyganıp etti. Ey Rabbim, şundey buluşum mümkün mü? Kendi kılıp senge ham suhbet, senge dost bulaman. Allah Teala aitti. Ya Musa, ama alimte annehu men zekerani fakat cealeseni. Allah aitti ey Musa, ahir bilmiysen mi? Kim beni islese, tahkik men bilen ham suhbet buladı. Ahir bilmiysen mi? Meni zikir kılgenge men ham suhbet bulaman. Benden kayırda meni talep kılsa elbette topadı. Munacat da bulsun benden. Basralı kişi devam etti. Amir ibn Abdullah Bamdat'ını okup buldu. Ki yine dua kıldı. Parvardigar ana tong ham attı. Senin fazlini ümit kılıp adamlar hareketke gelişti. Onların her birinin sende hacatı var. Amir'ni ham sende hacatı var. Onu avf kıyın. Amir'nin sendeki hacatı onu avf kılıçlı yiyin dedi. Mene ve onların hacatlarımızın rava kıyın. Ya Erhamer Rahimin. Sonra yine dedi. Parvardigar men senden üç tane sana soradım. Şundan ikitasını verdin, bittasını vermedin. Özüm hakla gendik, özüm yakış görgendik, senge ibadet kılışkın için üçüncüsünü yan vergin dedi. Şu bulan duasını nahiyaz yetkisi. O neden cildi dedi Basralı kişi. Cilip menge közü düştü. Tünü bulan onu közü tutturgenliğin mi? Bilip menden narazı buldu. Menge karab, tünü bulan yanımda buldunuz mu dedi. Men ha dedim dedi Basralı kişi. Körgenlerinizi hamasını yaşayın buraya etmeyin dedi. Men ettim ki vallahi Rabbizden sorgen üçten asa neme ekenliğini menge etmeseyiz keşke onun körgenlerim hamasını adamla gel bir hemen dedi. Şimdi Amir sizge vay bolsun onu da yıkmayın dedi. Lekin men sözümde katıp durup aldım. Şimdi Amir etti. Hiç kimge etmezlik ki Allah'a akt versiz etmem dedi. Men ta tırgeken ben sizi bu sürüyüze hiç kimge faş kımayım ben de söz verdim Allah'a. Şimdi Amir Allah'tan sonra gen üçten esasını bayan kılı verdi. Nemeler buluşu mümkün? Biz de ben sorardık. Her bitti adam özü buladı. Birinci manan sonra gen basa gerek. İkinci manan sonra gen basa gerek. Şunun ikisi dünyadaki oladı bizdeki. Hareyler nemeni sonra yeneken. Hareyler kimler? Nemelerde sonra yeneken? İlk ketip de olalım Hamas. Biz nemelerde sonra yürüp biz? Biz hem ketemiz. Bizgi ibret buladığın adamlar nemeni sonra yeneken Rabbisi de. Amir aitti. Allah'dan sonra yeneken birinci narsa ve Allah onu verdi. Dinim için menge ayollardan göre hatarlı ilan narsa yok idi. Rabbimden ayollar gibi bugün muhabbetini kalbimden ap koyuşunu sonra yenedim. Allah verdi. Devol yakaladın mı, ayol yakaladın mı, menge farkı yok dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İmam Ahmet'ten bu hadis. Mâ min muslimin yanzuru ile mahasini imraatin avala marratin sümme yaguzdu basarahu illa ahdathallahu lehu ibadeten yecidu halavataha. Kaysi bir erkek kişi, halbuki kaysi bir Müslüman. Özüge namahram bulgen ayolunun mahasinlerige, ziynetlerige közü tüsey, bir madde. Sonra közünü tiyse, karadı, közünü alıp kaçtı, kaytıp karamadı. Allah Teala onun kalbide bir ibadetini payda kıladı ki, o bende şu ibadetinin halavatını tatadı. Demek insan karab durup, bana şu namahram ayol ki közü, bir madde şüphagen ki günahkar olmaydı. Alıp kaçtı mı günahkar olmaydı. İkinci madde karagende günahkar oladı. Bu ibadet.
Bizi beş vakti okuyorken namazımıza mı ibadet, tutuyorken rozamıza mı ibadet? Lekin burada hamasının sanağı, hesap kitabı var. Ama köçede ketiyken paytizde son sanaksız ayarlarla közü düşüyordu. Şunu közü zor koştunuz mu? Her bir halette eğer ikinci metri közü karartmazsınız, ibadet buladı, bunu huzurunda halavatını tutarsınız. Kim için karama yapsınız? Kim için tiy yapsınız? Hiç kimden korkmuyorsunuz? Hiç kimse köze tuturgeni yok. Bu iş bile fakat Allah'ta razı gibi közüleyken bulamaz. Hani bu kişi dinimde fitne gibi şuraya kome edip durup ayarlarla bugün muhabbeti kalbimden çıkarıp koy diye soru yaptı. Ha, adamlar öyle var diyor. Ayarlar da arkasından bir yetişeyim ben şu ayarlara gidip. Dünyadaki katta katta memleketler ortasında uğruşlar ge ayarlar sabah bugün. Aynı halatlarda buradalar acayip. Dünya kanunları hem adamlar kollarımla yazıyan kanunlar hem şeriat kanunları ge ayrım orunda talepleri bir hılkep kaladı. Mesela oğurlik, kımaslik. Şeriat ham oğurlik kımadiydi. Adama yazgan kanun ham oğurlik kımadiydi. Ama dünya talebi bilen oğurlik kımaydı adam kamalıp kalıştığından cazadan korkup durup oğurlik kımaydı. Ama Müslüman kişi Allah'dan korkup durup oğurlik kımaydı. Yani Allah özü bilgen hikmet için buldu. Şimdi bir talepler var ki şeriat talepleri. Dünyanın hiç kaysa kanunu bunu talepte koyamaydı. Mesela közde tiyiş. Begona ayolga karışlık, men kılıngan, buranda bir kanun var mı? Dünya kanunlarının içinde. Yok. Yok. Çünkü közde tiyiş buradalar, ihlas ibadeti. Balkonga çıkıp alıp, bemalol, köşede öteyken ayollarda tomaşa kılıçlıydan sizi, ne mi tosadı? Kaysa kanun, kaysa dünyanın kanunu sizi soraka tutadı. Allah Teala aytadi, estağidu billah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni ve ma tuhfi's sudur. Allah közlerinin hıyanatını hem, diller yaşıradigan narsalarını hem bilir. Bir karadis, yani bir karakoydis. Kim bildi bunu? Şunun için tabipler bosa aramızda. Ayol kişinin körüşlük gereği bosa, birer bir azasını, ağrıyken azasını körüşlük gelir ruhsat var tabip için. Ama başka cahaya, başka azasıya, karışız kereye bulmayan, hakkız bulmayan cahaya karışız. Bunu kim körüp durup da? Parverdi garis körüp durup da. Demek, ya'lamu kha'inatal a'yun. Közünün hıyanatlarını hem biledi. Kulasa, kim ne? Yalgız kalgeni deyem, tosadigen korkuğu bulmasa günahlardan. Allah Teala bu bandanı kıyan amellerine parva kımıydı. Kıtıramız. Yalgız kıyan paytiz deyem. Günah masiyetten sizi tohtata diyen korku izbomasa kalbizde. Sizi başa kılayken amellerine Allah Teala karamıydı. Parva kımıydı. Ayallah'a bugün muhabbet tapkoy dedim Allah verdi. Basarlı kişi bu birincisiydi. İkincisi mi? Ne bana sonra gene biz? Amir İbni Abdullah aytdı. Rabbimden, onun özüden başkadan korkmasını sonra yanadım. Bitti özüden korkuyor, başka şeylerden korkmuyor. Allah Teala onu yan verdi. Radalar adam balasını dünyada korkutadırken milyonlagen narsa var. Milyonlagen sabab var. Maşinaya oturasız korku, şoför kulap kalan mı ki? Özü maşinaya oturup yüzge barı çıkanca korku. Yüzü koyup gelip İş kılıp zamıkana olup bir cahada minnesine çıkıp gitmez mi ki? Siz bilen bizi korkutadırken nasıl buradalar etrafımızda tolup taşıyor atıptı. Amir aytadı. Rabbim icabat kıldı. Ne yer bana Osman'da Allah'dan başka hiç kimden korkmuyum ben. Allah Teala aytti. Ya Musa, hifni ve haf nefsek. Ey Musa, menden kork. Özünü nefsinden kork. Yani kıyan günahından kork. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Korku. Allah Teala aytadı, En'am surasında, Peygamber özünü müşrik kavmiga, sizler Allah, biron hujjat tushirmagan butlarını, Allah'a şirk kılıçtan korkmayısınız o. Men sizler Allah'a şirk kılıp olgan butlarınızdan kandayı korkayın. Eğer bilseniz aytınca
qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishiga haqliroq? Allohga iymon keltirgan, Allohga shirk keltirmagan, Allohning qulchiligida chiroyli turgan banda hech narsadan qo'rqmaydi. İmon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Xotirjam bo'ladi. Xotirjam bo'ladi, nahnavodan qo'rqmaydi. Yana odamlar qo'rqib xavotir olayotgan narsadan qo'rqmaydi. Wala akhafu ma tushrikuna bih illa an yasha robbi shay'a wasi'a robbi kulli shay'in ilma. Alloh taolo keyingi oyatda aytadi: Men sizlar Allohga sherik qilgan butlaringizdan qo'rqmayman. Magar Parvardigorim xohlagan narsagina bo'lar. Parvardigorim barcha narsani o'z ilmi bilan qamrab olgandir. 3-4 ta yirtqich hayvonning o'rtasiga tushib qolgan odamni tasavvur qiling. Ana shu hayvonlarda har bittasi parchalab tashlashni xohlab turibdi. Lekin shularni ham qiladigan ishi Alloh azza va jallaning qo'lida. Agar Alloh xohlamasa, bular ham hech narsa qilmaydi. Shuning uchun Allohga suyangan, Allohni o'ziga tavakkul qilgan banda qo'rqmaydi. Fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna robbi ala siratil mustaqim. Alloh taolo aytadi Qur'onda: Ana endi barchangiz bir bo'lib hech ta'xir qilmay, kechiktirmay menga qarshi bilgan xilangizni qilavering. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmanagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. O'rmalagan narsa borki, Alloh taolaning hukmida. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Basralik kishi aytdi. Uchinchisi nima edi? Omir aytdi. Kechayu kunduz o'zim xohlagandek Robbimga ibodat qilishim uchun ko'zimdan uyquni olib qo'yishini so'ragan edim. Lekin buni bermadi dedi. Buni bermadi. Basralik kishi aytadi. Undan bu so'zlarni eshitganimda unga o'zingizga rahmingiz kelsin. Tunlarni qoyim, kunlarni roza bilan o'tkazar ekansiz. Ha jannatga bundan ozroq narsa bilan yetsa ham bo'ladi. Jahannamdan bundan ozroq narsa bilan ham qutulsa bo'ladi. Omir aytdi. Nadomat qilish foyda bermaydigan kunda nadomat qilib qolishdan qo'rqaman. Vallohi imkoni boricha ijtihod qilaman ibodatda. Agar najotga yetsam, Robbim rahmat tufayli yetaman. Agar jahannamga kirsam, bu o'zimni kamchiligimdan bo'ladi. Darsimizning nihoyasi birodarlar, aqlli kishi kim? Aqlli kishi nadomatga olib boradigan ishni qilmaydigan kishi. Oxiri pushaymon bo'ladigan ishni qilmaydigan kishi. Mana hozir hammamiz tirik turibmiz. Alhamdulillah. Dunyoda yashayapmiz. Ertaga oxirat hovlisiga ko'chasan deyilsa, albatta har bittamizda afsus nadomat chekadigan o'rinlar bor. Nimalarga afsus chekamiz bilasizlarmi? Yeb qolmaganimiz, kiyib qolmaganimizgami? Nimaga afsus chekamiz? Ko'proq namoz o'qimaganimizga. Ko'proq Qur'on tilovat qilmaganimizga, ko'proq ilm o'rganmaganimizga, ko'proq qo'limizdagi pulni infoq ehson qilmaganimizga. Demak, aqlli kishi kim ekan? Nadomatga olib boradigan ishlarni qilmaydigan odam. Sahobalardan biri aytadi: "Vallohi law alimtu ghadan ajali ma qadirtu an azida fi amali." Agar ajalimni ertaga kelishini bilib qolsam, Vallohi bundan ortiq amal qila olmayman dedi. Bu sahoba aytayapti, agar ertaga o'lasam desa, amalimni ko'paytira olmayman. Chunki shunda ham har kuni xuddi ertaga o'ladigandek amal qilib yashaganman deyapti. Bu odam pushaymon yemaydi. Amr ibn Abdulloh at-Tamimiy Robbisidan 3 ta narsani so'radi. Dinidan xavotir olib, ayollarining muhabbatini qalbidan olib qo'yishligini, Allohni o'zidangina qo'rqishlikni va o'zi xohlab yaxshi ko'rgandek Allohga ibodat qilish uchun ko'zidan uyqob qo'yishligini. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishni barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.